Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, değerli Eskişehirliler. Basın açıklamamıza başlamadan önce bugün 17 Ekim ülkemizin huzuru ve güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde kahramanca ve fedakarca görev yapan tüm muvazzaf ve emekli astsubaylarımızın Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi memleketi işgal eden, talan eden sığınmacılarsa diğer biri de işsizliktir. Daha geçtiğimiz hafta konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenleyip hükümeti gayrimilli politikalardan vazgeçmeye davet etmiş, sığınmacıları derhal geldikleri yere göndermelerini talep etmiştik. Belli ki milliyetçi olan her söz AKP iktidarının ve küçük ortaklarının bir kulağından girip diğer kulağından çıkmaktadır. Yaptığımız basın açıklamasının mürekkebi bile kurumamışken AKP hükümeti gaflet ve delalet sınırlarını zorlayan akıl almaz bir karara daha imza atmıştır. Hükümetin resmi gazetede yayınladığı yeni yönetmelikte Türkiye'ye gelen sığınmacıların çalışma izni, muafiyeti 6 aydan 3 yıla kadar uzatılmıştır. Mevzubahis kararı zaten işsizlik cenderesinde sıkılan Türk çocuklarının kalan son iş bulma umutlarında suya düşürdüğünü gözlemlemekteyiz. Bu karar açıkça göstermektedir ki AKP iktidarı emperyalist, siyonist kesimlerin Türkiye'yi Türksüzleştirme politikasına hız kesmeden devam etme niyetini aşikar olarak ortaya koymuştur. Bu karar açıkça göstermektedir ki AKP iktidarı sığınmacıları Türkiye'ye yerleştirmek, Türkleri ise memleketlerinden uzaklaştırmak niyetindedir. Yapılması gereken derhal sığınmacıların çalışma izinlerini kaldırmak, iptal etmek, hükümet çalışma izinlerini kaldırmaya geçtik, daha da uzatarak Türk gençlerini açlığa ve yoksulluğa mahkum ettirdi. Türkiye'de AKP'nin izni onayıyla çalışan her bir sığınmacı namusuyla ve alın teriyle geçinmeye çalışan bir Türk ailesinin ocağını söndürmektedir. Gaflet ve delalet sınırlarını zorlayan bir diğer adım da yeni açılım sürecinin Türk milletine dayatılmaya çalışmasıdır. AKP Genel Başkanı'nın yeniden Cumhurbaşkanlığı'nın önünü açmak için yeni anayasa girişimlerine girenlerin daha dün kapatılsın dedikleri DEM Partisi'nin önünde esas duruşa geçtiklerini şaşkınlıkla gözlemliyor ve ibretle takip ediyoruz. Hele bir de teröristlere, bebek katillerine seslenerek terörün bitirilmesi için çağrıda bulunmak tarihe geçecek bir utanç vesilesidir. Milletimiz açlık ve sefaletin pençesinde kıvranmaktayken her gün ve her gün vergi ve harç adı altında Türk milletine haraçlar salınmakta, tüy bitmemiş yetimin hakkı ak zenginlere peşkeş çekilmektedir. Meclis kürsüsünden bebek katili bölücü başına seslenenler şunu unutmasınlar ki kirli pazarlıklarla belki şahsi ikballerini kurtarabilirler, belki sıcak koltuklarını koruyabilirler. Ancak terörist örgütlerle, uyuşturucu kaçakçılarıyla kirli pazarlıklar yapılarak terör örgütü bitirilemez. Bilakis terörist başıyla muhatap olmak demek terör örgütlerini meşrulaştırmak yolunda atılmış net bir adımdır. Bütün bunlar ortadayken yeni anayasa maskesi altına gizlenip şahsi menfaatleriyle emperyalist uyuşturucu çetelerinin, terör örgütlerinin kirli emellerini tevhid edenler şunu unutmasınlar. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden ihanet sürecini zemin döşeyen Dede Korkut hikayelerini okuyanlar çok iyi bilirler. Ne kadar tepe göz varsa hepsini İyi Parti olarak yerle yeksan edeceğiz. Türk milleti şanlı tarihini hiçe sayıp rüya görüp hayal kuranları da rüyalarında yok edeceğiz. Bunun da böyle bilinmesini tüm kamuoyu tarafından isterim. Sözlerimizi nihayetlendirirken Türk milletinin yegane umudu olan İyi Parti'nin yol başçısı ve genel başkanı Sayın Musab Ak Dervişoğlu'nun şu sözlerini siz değerli kamuoyuna tekrar etmek istiyorum. Terör örgütünü devlet tasfiye eder, terör örgütünün bittiğini de devlet ilan eder. Terörist başından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve delalet içinde olan bir kişidir. Kamuoyuna saygılarımızla.